Merhaba arkadaşlar, ben Buğra, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle beraberim. Daha önce Windows üzerinden kurulumunu yapmış olduğumuz GeoServer uygulamasını bu sefer de GNU Linux tabanlı Ubuntu işletim sistemi üzerinden kurulumunu sağlayacağız. Windows üzerinden kurulumu merak edecek olursanız arkadaşlar, yukarıya sizler için kart olarak ekledim. Oradan Windows kurulumunu da izleyebilirsiniz. Ubuntu için kurulum adımlarına hızlıca geçelim. buğraozen.com'a girdiğiniz zaman Yukarıda GeoServer Server sekmesine bastığınızda benim GitHub sayfama yönlendirecek arkadaşlar. Geo Server deposunda Ubuntu.md adında belgeyi açtığınız zaman işlem adımlarını burada bulabilirsiniz. Hızlıca işlem adımlarına geçelim. Ubuntu'yu ben ikinci bir bilgisayarda kurdum arkadaşlar. O bilgisayar şu anda yanımda açık. Ona da Mobaxterm ile bağlanacağım. Mobaxterm ile de bağlanmak için birkaç ufak tefek ayarlar var. Eğer o ayarları nasıl yapılacağını öğrenmek isterseniz onu da ayrıca bir kart olarak üst köşeye eklerim. Oradan onlara da bakarsınız. Benim Ubuntu'nun iç ağdaki IP adresi 0.23 ile bitiyor. YouTube adında kullanıcı adı var Ubuntu üzerinde. Bağlantımı sağladım. Şimdi işlem adımlarına hızlıca geçelim. Birinci adımda OpenJDK kurulumu yapacağız. Windows için de böyle bir kurulum sağlamıştık. Terminale geldim. Yapıştır dedim. Direkt kurulumu için şifre sordu. Buna da evet cevabı verdiğimizde kurulum otomatikman başladı. Evet arkadaşlar kurulumumuz tamamlandı. Birinci adımımızı kurduk. İkinci adımımıza geçelim. Anzip aracını kuracağız. Bu kurulu geliyor ama yine de eksik olacak olursa bunu da bu şekilde kurabilirsiniz. Kurulu değilse kendisi otomatik indirecektir. Şimdi de üçüncü adımda ise USR Share dizinin altına GeoServer Server adında bir klasör oluşturmak için bu komutu kullanacağız neden bunun altına klasör oluşturduk derseniz o GeoServer'ın kendi sitesinde bu adresi tavsiye etmiş. Ben de o yüzden onu kullandım. Farklı bir şey yapmak istemedim. Dördüncü adımda oluşturduğumuz klasöre dosya dizinle bu komut ile gidiyoruz. Dosya dizinle gittik. Beşinci adımda da bu dosya dizin içerisine GeoServer'ın internet üzerine sunucu üzerinden bin dosyasının yüklenme işlemini sağlıyoruz. Burayı kopyaladım. Bu şekilde yapıştırdım. Tamam dediğim zaman dosyayı internet üzerinden indirmeye başlayacak. Buradaki 2.21 sürümünü nasıl bulduk? Nereden bulduk diye bir bakmak gerekirse Orga girdiğimiz zaman eğer yeni sürümler çıktığında ya da eski arşivden bir şeyler indirmek isterseniz buradan bu sürümleri şeylerini görebilirsiniz sürümlerin karşılaştırmalarını yapabilirsiniz. Son sürüm 2.21. Biz bunu indiriyoruz. Arşive bastığınız zaman burada bütün sürümler bulunmakta. 2.15.5 örnek verecek olursak buna bastığımızda bu paketi indiriyoruz arkadaşlar. Platform Independent Binary adındaki dosyayı Ubuntu'ya indiriyoruz. 2.15.5 yazarsanız da bu dosyayı indirecektir. Yeni sürümler geldikçe orayı değiştirerek indirimlerimizi sağlayabilirsiniz. Dosyamızı da indirdi arkadaşlar. Buradan hemen bir dosyamızı görelim. USR Şehir Server klasör oluşturmuştuk. İçine 2.21'in bin dosyanız zip olarak indirdi. Beşinci adımımız tamamlandı. Altıncı adımımızda indirdiğimiz zip dosyasını unzip aracı ile çıkartacağız. Bunu yapıştırdım. Bunu direkt çıkar dediğim zaman hızlıca zipten dosyaları çıkardı. Burayı yenilediğim zaman GeoServer dosyalarımız buraya çıkmış oldu arkadaşlar. Anzip yaptık. Yedinci adımda da ortam değişkenlerine GeoServer Home adında yeni bir değişken atayıp dosya yolumuzu ona tanımlıyoruz arkadaşlar. Kopyaladım yapıştır dediğimde iki satır halinde tamam dedim. Bastım. Bu buradaki şu alttaki profil yazan kısım o ortam değişkenlerini yeniden yüklüyor. Yeniden başlatıyor. Yaptığımız değişikliği görmesi adına. Yedinci adımımız tamam. Sıra sekizinci adımda. Buraya komutu çalıştırmadan önce örnek verecek olursak Startup SH'ı çalıştıracağız. O dosyaya özelliklerine girdiğimiz zaman burada sahibinin root olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu root'u değiştir değiştireceğiz. Bu startup esajı çalıştırmak için 8. adımda kopyaladığım komutu kullan yazıyoruz. Buraya username olarak ben Ubuntu üzerindeki kullanıcı adımı yazıyorum. Siz de kendi kullanıcı adınızı yazabilirsiniz. Burada sahibini YouTube olarak değiştirmesini istiyoruz. Geo Server klasörü için tamam dediğim zaman burada bir sayfayı yenileyelim ve sahibini tekrar görelim. Yeniden özellikler dediğim zaman artık sahibinin YouTube olduğunu gördüm. Bundan sonra Startup çalıştırabilirim. Burada bin dosyası içerisindeki Startup.sh'ı yani bunu çalıştırması için buraya komut yolluyoruz. Ve Geo server'ımız başlatılıyor. Evet en son startlık yazısını da gördük. 023 IP adresimiz de. buradan 192 168, 023. Girdiğimiz zaman 8080 portu varsayılan olarak geliyor. Ayarlardan değiştirebiliyoruz. Admin ve C server şifresi de varsayılan olarak geldi. Girişimizi sağladık. 2.21 sürümündeki C serverımız Ubuntu üzerinden kurulmuştur. Artık buradan geri kalan yeni stil ekleme, katman ekleme, çalışma alanı, depo her türlü işlemi buradan rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. GeoServer kurulumumuz Ubuntu işletim sistemi üzerindeki kurulumumuz bu şekildeydi. Ama son bir ufak bir işlemimiz daha var. Kurulumumuz tamamlandı. Ekstra bir işlemimiz daha var. Onu da göstermek istiyorum. Daha önce map proxy kurulumumuzda yaptığımız supervisor işlemlerini de burada yapmak istiyorum. Supervisor kurulumunu önce eğer izlemediyseniz üst taraftan kart olarak eklerim arkadaşlar oradan supervisor kurulumunu yapıp ondan sonra burada yaptığımız adımları devam ederseniz sizin için daha kolay olacaklar işlemler. Şimdi hızlıca supervisor kurulumuna geçelim. Onun için Geo Server'ı buradan durdurmam gerekti. Tekrar buraya geldiğimiz zaman en altta supervisor başlığı altında komutlarımız mevcut. Bunların tamamını kopyalıyorum. Supervisor'ın olduğu dosya dizinle gitmemiz gerekiyor. ETC'nin altında supervisor klasöründe supervisor.conf bunu açtığımız zaman daha önce yapmış olduğumuz map proxy ayarlarının altına geosurvuru da yaptım. Burada dosya dizini, dosya yolu aynı. Buna dikkat edin. Startup aşımız burası aynı olacak ama şu dosya yoluna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu kaydettim. Arkadaşlar sudo supervisor ctl dememiz gerekiyor. C server'ı gördü. Tekrar update dediğimizde işleme eklendiğini gördük. Şimdi de supervisor'ın içerisine girecek olursak burada Joe server'ın başlatılmış olduğunu gördük arkadaşlar. Map proxy durdurmuşuz. Onu da start komutuyla başlatabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz komutları kullanabilirsiniz. Tekrar C# server'ımıza geldiğimiz zaman sayfamızı yeniliyorum. Ve serverımız çalışmaya devam ediyor. Bu şekilde supervisor ile arka planda komutun çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bilgisayarınızı her baştan baştan açtığınızda startup sh komutunu tekrar çalıştırmanıza gerek kalmaz. Supervisor bunun için size yardımcı olacaktır arkadaşlar. Joy Server kurulumumuz Ubuntu üzerinden gerçekleşti. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.